Gerçek adı Yılmaz Pütün olan Yılmaz Güney, 1 Nisan 1937'de Adana'nın Yüreğir ilçesinin Yenice köyünde dünyaya geldi. Baba tarafından Siverekli Zaza, anne tarafından Muşvartolu Kürt olan Güney, babasının kan davasından kaçıp eşiyle birlikte Siverek'ten Çukurova'ya göç etmesiyle çocukluğunu Adana'da geçirmiş ve kimliğini de burada inşa etmişti. Çalışma hayatına 9 yaşında başlamış ve birçok farklı işte çalışmıştı. Sinema hayatıyla tanışması ise 13 yaşındayken bisikletiyle 16 milimetrelik film bobinlerini ve mahallelerde sırtında bir pano ile film afişlerini sinemaya taşımasıyla gerçekleşmişti. 18 yaşlarındayken daha komünizmin bile ne olduğunu tam olarak bilmediği günlerde 3 bilinmeyenli eşitsizlik sistemleri adlı öyküsünü yazmış ve komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bu devletin demir yumruğunu ensesinde hissettiği ilk andı ancak sonda olmayacaktı. 1957'li yıllarda üniversite eğitimini almak ve sinemaya atılabilmek için İstanbul'a gelmiş fakat maddi ve siyasi sıkıntıları sebebiyle üniversite eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. Parasızlık sebebiyle son çareyi hemşerisi Yaşar Kemal'in yanına gitmekte bulmuş ve onun yardımıyla Atıf Yılmaz'la tanışarak hayatı kökünden değişmişti. 27 Mayıs ihtilalinden o da etkilenmiş ve 18 yaşındayken yazdığı öykü sebebiyle 1,5 yıl ağır hapis ve 6 ay sürgün cezası almıştı. Sürgün cezasını çekmek için Konya'ya gittiğinde burada pavyonda çalışan Birten Can Ünal'la sevgili olmuş ve nikahsız yaşadığı kadından bir de kızı olmuştu. Sürgünden sonra da devam ettiği ilişkisine daha sonra Nebahat Çehre de dahil olmuş ve Çehre ile evlilik kararı almışlardı. Ancak evlilik pek rayında ilerlememiş ve ciddi bir şekilde şiddet olayları baş göstermeye başlamıştı. Olaylara yakından şahit olan Güney'in yakın dostu yapımcı Abdurrahman Keskiner'de yaşananları Güney Can isimli bir kadınla birlikteyken aynı zamanda Nebahat Çehre ile de birlikteydi. Can Güney ile evlenmek istiyordu ama Güney Nebahat Çehre ile evlenmek istiyordu. Ama Can önce benimle evlensin, sonra beni boşasın, Çehre ile evlensin diyordu. Güney de buna yanaşmıyordu. Bu arada ben bir Can'a, bir de Çehre'ye gidiyordum. Nebahat Çehre'ye ne zaman uğrasam ağzı burnu kan içerisinde durmadan Yılmaz'dan dayak yiyen bir kadındı. Hatta birinde Yılmaz Güney Nebahat'la tartıştıktan sonra otomobiline binip onu çarparak hastanelik etmişti. Nebahat kaçıp ya teyzesine, eniştesine ya da anneannesine gidiyordu. Oralardan geri getirmek hep bana düşüyordu. Bir bakıyorsun birkaç gün Nebahat'la iyi gidiyor ama çok geçmeden yine dayak faslı başlıyordu. Nebahat Yılmaz'la birlikte olduğu sürece hep dayak yedi diyerek anlatmış ve rol gereği Nebahat Çehre'nin kafasına koyup da rakı kadehini gerçek mermiyle vurması olayını da Yılmaz önce kamerayı yerleştirdi ve o gün benden 3 silahından birini, içinde gerçek kurşun olanını istedi. Nebahat'ın yanına giderek şu bardağı al, karşıya geç, kafanın üstüne koy dedi. Nebahat büyük bir şaşkınlıkla anlamadım dedi. Ancak Yılmaz ısrar etti. Nebahat bu sırada ağlıyor, titriyor ve sevdiği adama Yılmaz imkanı yok oynayamam. Sahici kurşun kullanma yalvarırım. Ben canımı sokakta bulmadım. Yanlış bir harekette ölebilirim diyerek yalvarıyordu. Yılmaz umursamadı. Olur olmaz derken Nebahat çaresiz dediğini yapmak zorunda kaldı. Duvarın önüne gidip bardağı Nebahat'ın kafasına koydu. Sonra 20 metre uzaklaştı ve beklemeye başladı. Setteki herkes bunun şaka olduğunu sandı ama İş ciddileşince nefesler kesildi. Herkes dehşet içinde Yılmaz'a bakmaya başladı ancak o gayet sakindi. Kameraya motor dedi. Kamera çalışmaya başlayınca Nebahat'ın yüzü bembeyaz oldu. Gitti gidecek. Zavallı kız kurbanlık koyun gibiydi. Yılmaz nişan aldı. Nebahat ağlamaya başladı. Yılmaz tetiğe bastı, kurşun ıskalayıp geçti. İkinci kez tetiğe bastı, bu kez kurşun Nebahat'ın başındaki bardağa isabet etti. Bardak tuzla buz oldu. Nebahat koşarak Yılmaz'a sarıldı ve ağlamaya başladı. Herkes bir oh çekerken Erol Günaydın, Aydemir Akbaş ve Tuncel Kurtiz'in elindeki bardakları da Yılmaz ateş etti diye anlatmıştı. Bu sahnenin ardından çok korkan Nebahat Çehre'nin Eskişehir'deki teyzesine doğru yola çıkmak için bindiği trenin önünü Yılmaz Güney otomobiliyle kesmiş ve makinistlere içeride bir emanetim var onu almaya geldim diyerek yanına aldığı Çehre ile birlikte İstanbul'a dönmüştü. Yine bir başka gün gece kulübünde eğlendikleri sırada kavga etmişler ve Yılmaz Güney'in dur demesine rağmen Nebahat Çehre'nin mekanı terk edip gitmeye çalışması üzerine sinirlenen Güney kasıtlı olarak arabasıyla Çehre'ye çarpmıştı. Bu olaydan sonra 4 gün hastanede yatan Nebahat Çehre'nin Yılmaz Güney ile arasındaki evliliği de bitmiş ve sonunda ayrılmışlardı. Bundan sonra Yılmaz Güney zengin bir sanayicinin kızı olan Jale Fatma Süleymangil ile evlenmiş ve ondan bir oğlu olmuştu. 22 Mayıs 1971'e gelindiğinde Mahir Çayan ve arkadaşları İsrail Başkonsolosu Efraim Eldrom'u kaçırmış ve Deniz Gezmiş ile arkadaşlarının idamının durdurulmasını talep etmişlerdi. Taleplerinin kabul edilmemesi üzerine de Başkonsolosu infaz etmişlerdi. Aynı gün gece vakti Yılmaz Güney Fatih'te bir evden Mahir Çayan, Hüseyin Cevahir,
Oktay Etiman ve Ulaş Bardakçı'yı arabasına alıp bagajda ve arabanın arkasında saklamıştı. Yolda çevirme yapan jandarma arabayı durdurduğunda Yılmaz Güney olan güvenlerinden arabayı aramadan göndermişlerdi. Böylece Güney ilk tehlikeyi atlatmış ve yanındakileri Levent'teki evine götürüp tavan arasında saklamaya başlamıştı. 23 Mayıs 1971 günü askerler Balyoz Harekatı adını verdikleri operasyonla İstanbul'u eve varamaya başlamış ve THKPC önder kadrosunun peşine düşmüşlerdi. MİT binasının karşısında bulunan evlerine de askerler gelmiş ancak Yılmaz Güney hayatının en zor rolünü oynayarak subaylara yukarıda çatıdalar demişti. Oynadığı kumar tutmuş, karşılıklı gülüşmeler akabinde evinin komutan tarafından arattırılmadan veda edip geri dönmelerini sağlamıştı. O ne kadar askerleri atlattığını düşünse de MİT'in her şeyden haberi vardı. Yılmaz Güney farkında olmasa da uzun bir süredir izlemeye alınmıştı ve THKPC'lilerin para ve silah desteğinin bizzat onun tarafından sağlandığı anlaşılmıştı. Bu yüzden Güney'e yine sürgün yolları görünmüş, 3 aylığına Nevşehir'e sürgüne gönderilmişti. Bu esnada ilginç bir gelişme yaşanmış ve Yılmaz Güney Altın Koza Film Festivali'nde kazandığı 4 ödülün karşılığı olan 25 bin lirayı ki bugünün parasıyla 300 bin liralık bir meblağı Türk Hava Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'na bağışlamış ve ödül çekini de bu amaçla Adana valisine vermişti. Ancak buna rağmen teslim olmamayı ve sonuna kadar çarpışarak ölmeye yeminli THKPC'lileri sakladığı gerekçesiyle yardım ve yataklıktan 7 yıl hapis cezası yemiş ve Selimiye Askeri Cezaevi'nin hücresine konulmuştu. Cezasının 2 yılını yattıktan sonra 1974 genel affıyla kurtulup serbest bırakılmıştı. Serbest bırakıldığı aynı yıl film çekimlerine kaldığı yerden devam etmiş ve Endişe filmini Adana'nın Yumurtalık ilçesinde çekmeye başlamıştı. Bu arada hayatının hatasını yapmış ve hayatını karartacak şekilde Yumurtalık hakimini vurarak öldürmüştü. Olayın yaşanmasıyla ilgili birçok farklı ifade ortaya çıkmış. Hatta işi ileriye götürerek hakimin Yılmaz Güney'in karısına sarkıntılık ettiği yalanının söyleneceği kadar cinayet kasıtlı olarak manipüle edilmeye çalışılmıştı. Öyle ki olaylara şahit olan tanıklar bile konuşmamak için ortamı hemencecik terk etmişlerdi. Daha sonra orada olduğu tespit edilen Adana Belediye Başkanı'nın da dahil olduğu tanıklar gazinonun iki tuvaleti olmasına rağmen olay esnasında sözleşmişçesine tuvalette olduklarını söylemişlerdi. Olaylara şahit olan Mehmet Uylas'a göre filmdeki oyunculara ve dostlarına yemek veren Yılmaz Güney filmindeki montaj silah sesini beğenmemiş ve bulunduğu mekanın kapalı alan olmasına rağmen etrafındakilere film setinde tabancanın sesi iyi kaydedilmemiş. Burada ateş etsem iyi ses çıkar mı acaba diye sormuştu. Karısı ve çocuğuyla birlikte yanında bulunan Adana Belediye Başkanı Ege Bağatursa ona engel olmaya çalışmış ve gözünü seveyim Yılmaz yapma. Adana'ya gel roket at ama beni burada zor duruma düşürme demişti. Ancak gazinoda bulunanlar alkolün de etkisiyle kontrolden çıkmış ve Yılmaz Güney silahını 3 el ateşleyince gazinonun sahibi orada bulunan hakim Sefa Mutlu'ya Güney'i şikayet etmiş. O da Güney'le tartışmaya başlamıştı. Bu sırada iki tarafın da aşırı alkollü olması olayı çığırından çıkarmış, küfürleşmeler kavgaya dönüşmüş ve hakim Güney'e sandalye fırlatmış, o da tabancasını çekip karşılığında hakimi başından vurarak öldürmüştü. Cinayetten hemen sonra olay yerine ulaşan o dönemin Adana savcısı Yalçın Öğütcan'sa Yılmaz Güney kaçmamıştı. Kendisini jandarma karakoluna davet ettik. Hiç itiraz etmeden geldi. Bana ben hümanist bir insanım, kimseyi öldürmedim dedi. Davranışları çok kibar beyefendiydi. Soruşturma için gözaltına alındı. Ancak suç aleti tabanca ortada yoktu. Sabaha kadar nezarethanede kaldı. Ertesi gün yeğeni Abdullah bütün tabanca ile gelip Sefa Mutlu'yu kendisinin vurduğunu söyledi. Ancak soruşturma sonucu yalan söylediği ortaya çıktı ve Yılmaz Güney adam öldürmek suçundan tutuklandı demişti. Bu olaydan 2 ay sonra esrarengiz bir şekilde yeğen Abdullah Bütün de bir cinayete kurban gidecek ve evinde öldürülmüş halde bulunacaktı. Yine mahkemede şahitlik yapmaya söz veren bir okul müdürü de ilginç bir şekilde aniden kayıplara karışmıştı. Yine kaçmasına yardımcı olan İsviçreli film yapımcısı Donald Kösch, hakimin öldürülme olayını Yılmaz'a sorduğunda çok büyük bir kavga çıktı. Herkes alkollüydü. Bıçaklar, tabancalar vardı. Ben öldürmediğimi sanıyorum. Keşke ben öldürseydim demiş ve öldürülen hakim için çok iyi şeyler düşünmediğini de ifade ettiğini söylemişti. Yargılamalar sonucu 13 Temmuz 1976'da 19 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve mahkemede hala daha suçunu inkar ederek "İnanıyorum ki hakim Sefa Mutlu'yu benim vurmadığımı sizler de biliyorsunuz. Fakat eliniz mecbur. Bu koşullarda tarafsız davranmanız mümkün olmayacaktır. Bu karşılaştığım ilk haksızlık değildir. Sonda olmayacaktır. Saygılarımla" diyerek ifade vermişti. Yılmaz Güney 5 yıl hapis yattıktan sonra 9 Ekim 1981 tarihinde izinli olarak çıktığı Isparta Yarı Açık Cezaevinden İsviçreli film yapımcısı Donald Kösch'ün de yardımıyla Fransa'ya firar etmişti. Aslında 1979'da ona kaçması teklifi yapılmış ancak o hapishaneden erken çıkacağını düşünerek "Sadece burada çalışabilirim. Burası benim ülkem, benim kültürüm, benim dilim" diyerek
teklifi reddetmişti. Ama askeri darbeden sonra işler değişmiş ve ülkeden ayrılmaya karar vermişti. Her ne kadar karısı Fatoş Güney, Yılmaz kesinlikle Kürt milliyetçisi biri değildi dese de, Yılmaz Güney sürgündeyken Paris'te Nevruz adına yaptığı konuşmada, "Biz dört bir yandan işgal edilmiş bir sömürge ülkenin çocukları değil, bağımsız, birleşik ve özgür bir Kürt ülkesinin, Kürdistan'ın çocukları olmak istiyoruz. Bir köle olarak yaşamaktansa bir özgürlük savaşçısı olarak ölmek daha iyidir. Yaşasın bağımsız, birleşik ve demokratik Kürdistan" diyecek kadar sansasyonel açıklamalarda bulunmuştu. Bu sırada ülkeye dön çağrılarına uymadığı için 1983'te Türk vatandaşlığından çıkartılmış ve ancak ölümünden yıllar sonra 1993 yılında tekrar vatandaşlığa alınmıştı. Yine ne olursa olsun Fransa'da Türkiye'deki kadar itibar görmemesi, vatan ve memleket hasretinin ağır basması sonucu aynı yıl dert ve kederden mide kanserine yakalanmıştı. Son günlerinde hastalığı o kadar ağırlaşmıştı ki zamanla bir deri bir kemik neredeyse iskelet haline dönüşmüştü. Kızı Elif Güney'in deyimiyle davasını çocuklarına ödeten, çocuklarını sevgisiz ve ilgisiz büyümek zorunda bırakan Güney, ölümüne yakın karısına, "Türkiye'ye sakın şimdi dönmeyin. Çocuklar özgür bir dünyada yetişsinler. Ondan sonra gidersiniz. Türkiye'ye dönmek, boğazda balık yiyip rakı içmek için mutlaka devrim yapmak lazım ciğerim" demişti. Son yıllarını Paris'te geçiren Güney, mide kanseri nedeniyle 9 Eylül 1984'te yaşamını yitirmiş ve naaşı Paris'te bulunan Pierre Lachaise mezarlığında 62. kısımdaki komüncülerin bulunduğu alana gömülmüştü. Yılmaz Güney 114 filmde oyunculuk, 26 filmde yönetmenlik, 15 filmde yapımcılık, 64 filmde ise senaristlik yapmış ve Türk sinemasına kendince bir damga vurmuştu. Karısına göre ölmeden önce Kenan Evren'e mektup yazıp ona halk ve insanlık düşmanı olduğunu söylemek istemişti ve yine ondan geriye sadece 200 bin frank kadar boş kalmış, ona borcu olan sözde onun sağlığında yanında gibi görünen Fransız yapımcılar da iflas göstererek tası tarağı toplayıp çoktan onun yanından kaçmıştı.